şu anda yaklaşık 3 yıldır kazı çalışmalarını sürdüğü bölgedeyiz. Son bulunan lahidin yanındaki mozaik işlemeler dikkati çekti ve heyecan uyandırdı. Kamuoyu da bu işlemelerle ilgili ve bu mezarın Nike'ye ait olup olmadığı ile ilgili şu anda sorular var ama hiçbir şekilde cevap alınamıyor. Çalışmalar da devam ediyor. Hem bu çalışmalarla ilgili hem de etrafında bulunan mozaik işlemelerle ilgili bilgi alalım. Şimdi tabii ki Nike'nin mezarı olup olmadığı ile ilgili bir soruyu şu anda cevaplamak imkansız bir şey. Çünkü elimizde henüz böyle bir bulgu yok. İnşallah biz bütün çalışmayı tamamladıktan sonra böyle bir cevap verme şansımız olur. Şimdi bilimsel çalışmalarımızı 9 Eylül Üniversitesi'nden doçent doktor Aygün Meriç ve ekibiyle birlikte yürütmekteyiz. Bu bilimsel çalışmalar sonuçlanınca tabii ki bu sorular cevap bulacaktır. Mozaik üzerindeki renkler ise geometrik ve kısmen bitkisel motifli süslemeler vardır. Burada siyah, beyaz, sarı, yeşil ve bordo renkleri en çok hakim olarak görmekteyiz. Şimdi tabii gördüğünüz gibi mozaiğimizi kaçakçılar tarafından bir bölümünün kırıldığını görüyorsunuz. Şimdi bu tabii kaçakçıların ne kadar tarihi esere zarar verdiğinde çok açık bir örneği. Zaten yine kaçakçıların teşebbüsü sonucu, jandarmamızın bildirilmesi sonucu bu lahit bulundu. Ve ondan sonra bakanlığımızın izni ve finansal desteğiyle çalışmalar başlattık. Ve inşallah tabii bu çalışmalar sonuçlandıracak. Çok daha güzel bilgileri kamuoyuna paylaşma şansımız olacaktır ümidiyle. Tabii bunun yanında bir de jandarmamızın sürekli güvenlik, jandarmamız ve emniyet müdürlüğümüzün, İzlik Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nün göstermiş olduğu güvenlik tedbirleri sayesinde bunlar korunabildi. Hı hı. Ve bunun için de huzurlarınızda onlara burada şükranlarımı tekrar bildirmek istiyorum. Gerçekten kendilerine son derece minnettarım. Bu eserlerin korunmasına tabii ki kamuoyumuzun da bu yönde bir yanınızda desteği olursa. Çünkü çok sayıda vatandaşımız da koruma yönünde zaman zaman kaçakçılarla ilgili ihbarları yapmaktadır. Ve bu ihbarlar sonucunda kaçakçılar ulaşmak istedikleri amaçlarına ulaşamıyorlar. Evet. Ve böylece tarihi eserlerimiz daha korunaklı hale geliyor. Tabii bizler de hızlı bir şekilde bu eserlerin sağlıklı bir şekilde tekrar kamuoyunun kamuoyunun bilgisine sunmak için çalışmalarımızı sürekli sürdürüyoruz. Zaten Cumhuriyet Kadir Dayı olması sürekli çalışıyoruz. Ya o silince zaten havada karada çok sıkıntı değil de. Şöyle mesela bir şey onların haberin peşine takılmayalım. Alo. Evren Bey şimdi evet.